Değerli izleyenler, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta farklı konular ve farklı bir konukla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Tabii ki gündemimiz genel itibariyle ekonomi odaklı gidiyor. Özellikle 2021-2022 sezonuna baktığımızda programımızda yine bu programda da aslında ekonomiden kopmadan ekonominin yan yollarında, patika yollarında ama gerçekten ana yolu etkileyen o patika yollarında biraz yol almaya çalışacağız. Neleri konuşacağız? Tabii ki insan kaynakları temelinde yönetimi konuşacağız, sürdürülebilirliği konuşacağız. Geleceğin ekonomisinde konumlanacak durumlar ne şekilde değerlendirilir, bunları ele alacağız. Ve tabii ki çok sıcak bir gelişme var. Malumunuz salı günü aslında tam netlik kazandı diyebiliriz. Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Neden satın aldı? Bu yüksek teknolojik yatırımlar acaba neden bu kadar rağbet görüyor? Özellikle bazı sıkıntıların, negatiflik durumlarının yaşandığı bu ortamda bunları da hepsini programımızda konuşacağız ve çok değerli, kıymetli bir konuğumuz olacak. Yönetim danışmanı Sayın Barış Özçiftçi bizlerle birlikte olacak. Barış yeğenime hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi tabii ki aslında bahsetmiş olduğum konu başlıkları hepsi ayrı ayrı bir program eder diyebiliriz ama biz burada yüzeysel ama doyurucu bilgiler aktaracağız senin sayende. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman tabii bu özellikle son iki senedir pandemiyle birlikte çok ciddi bir şekilde ekonomi gündemimizde. Ama ekonomiyle birlikte tabii ekonomi dediğimiz zaman çalışanlar işin içerisine giriyor. Şirketler bazında baktığımız zaman İK'lar devreye giriyor. Şimdi genel itibariyle bakıldığı zaman insan kaynakları yönetiminde şirketlerin özellikle pandemiden sonra ve bu dünyanın yaşamış olduğu ekonomik daralmayla birlikte insan kaynakları yönetimi nasıl şekilleniyor, nasıl geleceğe mesajlar veriyor ve özellikle hem dünya hem de Türkiye konjonktüründen baktığında sen olayı nasıl gözlemliyorsun? Çok teşekkür ederim önce davetiniz için. Bir de bu konuları konuşmak hakikaten çok büyük keyif. Gönül isterdi ki ekonomiden başka şeyler konuşalım ama maalesef hani gündelik hayat bizi buraya itiyor. Buraya dalgalar itiyor sürekli buraya olarak. Evet. Şimdi tabii insan kaynakları yapıları nasıl şekilleniyor ya da günümüzde insan kaynakları departmanları, insan kaynakları çalışanları, işverenler bunları nasıl reaksiyon gösteriyor anlamak için önce bir teşhisi koymak gerekiyor. Teşhis ne? Hem dünyada hem ülkemizde pandemiyle birlikte işte insana olan yatırımın, insana dönük şekilde hareket etmenin önemi arttı. Bunun başlıca temellerinden biri ekonomik dinamikler. Nedir o? İşte enflasyon artışı, bunun bir sürü temeli var. İşte arz talep dengesindeki değişiklikler, artan nüfus oranlarını dahil edebilirsiniz. MTI olan ulaşımda sıkıntı, tedarik zincirindeki aksamalar gibi pek çok aslında pandeminin de tetikleyici oldu ama temelde ekonominin kısıtlı kaynaklar prensibinden hareketle tetiklenen bir enflasyon artışı var. Ekonomik temellere ek olarak burada bir de artan talep var. Nedir? Özellikle bazı sektörlerde çok ciddi talep artışı varken bazı sektörlerde de tam tersi çok ciddi düşüş var. Örneğin pandeminin ilk senesi boyunca tüm havayolu şirketlerinin işte herhangi bir taleple karşılaşmaması, daha doğrusu iyice düşmesi, aksi yönde de aynı sektörde ulaşım ya da taşımacılık sektörü örneği verecek olsak, aksi yönde de konteyner, gemi taşımacılığı şirketlerinin de gelen talebe yetişememe durumu ve bu nedenle de konteyner fiyatlarındaki çok ciddi bir artış vardı. Şimdi tüm bu faktörler tabii yönetimin odağını çok parçaladı. Öte yandan kaygılı bir insan grubu. Hem ekonomik olarak belirsizlik artıyor, hem sağlıkla ilgili bir belirsizlik var. Yani varoluş mücadelesine girmiş bir insan, o varoluş mücadelesinde anlamlandırmaya çalıştığı bir dünya, öte yandan ekonomik olarak çok ciddi belirsizlik. Öngörülemezlik çok fazla. Çok fazla. Çok fazla öngörülemezlik ne getirdi? Doğal olarak aman ha insan kaynakları çok önemli noktasına geldi. Tüm şirketler için bakın yani büyük, küçük fark etmez, köklü, kurumsal, startup tüm şirketler bir anda
insan kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Bunun en önemli tetikleyici unsurlarından birisi de işte son dönemde adı da konmuş olan işte büyük istifa dalgası dediğimiz insanın yaptığı işteki anlam arayışı, özellikle tatmin olmuş, doymuş insanın anlam arayışı sonrası ve zaten yapacak şey kısıtlı, sosyal hayatı kısıtlanmış, pandeminin ilk başlarını hatırlayalım. İşle ilgili her şey dönüyor. Yani her konuştuğu şey ya iş ya pandemi. Böyle bir ikili kıskaç altında kalmış bir insan yaptığı işten sıkılıp istifa etmeye başladı. Ya bunun temelinde şey mi var? Yani bir istifa dalgaları dünya genelinde bakıldığında bir psikolojik yansıma tepkime mi meydana getirdi? Aynen öyle. Bir tetikleyici unsura dönüştü. O psikolojik olarak sıkılmış o buhran dönemi aslında insanlarda bir tepkiye dönüştü. Bu tepkiyle birlikte tabii iş kaybı olması durumu tetiklendiği için kişilerde de işini kaybetme korkusu var. Şimdi bütün bunları tabii çok kaotik, çok böyle tek perspektiften anlatılamayacak, çok geniş perspektiften ele almaya çalıştığınız bir durumu doğurdu. Tüm bunların üzerine bizim ülkemize dönelim. Evet. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de bir de çok ciddi bir enflasyon ve bu enflasyona dayalı olarak bir aslında kur, enflasyon ve faiz üçgeninde dönen bir gündem ve bu gündemden yolunu bulmaya çalışan bir işveren kitlesi. Bu işveren kitlesi de döndü baktı ki benim çalışanlarım performansı düşüyor. Evet. Şirkete yeterince katkıda bulunamıyor. Ya da işte benim bu işleri yetiştirebilmem için çalışanı memnun etmem de gerekiyor. Piyasada zaten çalışan kaybı ya da personel sadakatinin azaldığı bir dünyadayız. Tüm bu denklemler döndü tüm şirketlerin ücret konusuna eğilmesine neden oldu. Ücret zamları ne olacak? Asgari ücret ne olacak? Asgari ücret tekrar artacak mı? Bütün gündem şu an işverenler nezdinde ve Çalışma Bakanlığı nezdinde asgari ücret, işte ikramiyeler, memur zamları gibi zam, ücret çok az da performans denkleminde dönmeye başladı. Bugün koca koca firmalara baktığınızda onlarda dahi tartışılan ana gündem maddesi ücret zamları. Evet. Yüzde kaç olacak? Acaba yıllık yapıyorduk ama 6 ayda bir mi yapsak? 3 ayda bir mi yapsak? Şimdi bunların tartışılması güzel. Neden güzel? İşveren kendi çalışma arkadaşını, mesai arkadaşını düşünüyor ve ona yönelik koruyucu önlemler almaya çalışıyor. Bir yandan güzel ama bir yandan da şunu unutuyoruz. Maaş, ücret, çalışmanın karşılığında işçinin hak ettiği miktar, para, meta. Evet, meta. Şimdi o meta için aslında bizim bu hijyen faktörü için bu kadar efor harcamamız ne kadar anlamlı? İnsan kaynaklarında da böyle bir ikilem var. Çünkü yıllardır, pandemi öncesinden de itibaren biz yıllarca çalışan bağlılığını arttırmak, çalışan sadakatini sağlayıcı programlar geliştirmek, aidiyet, evet. aidiyet hissiyatını yükseltmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bu çalışmaların tabii meyvesini bekliyor işveren. İstiyor ki tamam, sen çok güzel işte sadece ücret vermedin, yan fayda verdin, yemek verdin, yol verdin, işte diğer faydalar. Evet. Örneğin bugün gezdiğiniz zaman Anadolu'yu kreş açan fabrikalar. Kendi evet. çalışanları çocuklarını emanet edecek yerde bulmakta zorlanırlar ya da bu da ekstra maliyet oluşturuyor diye kendi kreşini açıyor. Evet. İşte özel sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları, özel sadakat kartları, evet. yani bugün gittiğinizde size %10, %20 indirimli alışveriş yapmanızı sağlayan özel programlar geliştiriliyor. Ama tüm bunlara rağmen çalışan sadakatinde çok ciddi bir azalma var. Sadece bizim ülkemizde değil, bu dünyada da böyle, literatür de bunun üzerine çok eğiliyor. Akademi de bu konuyla ilgili çok çalışıyor. Çalışan sadakati her geçen sene azalıyor. Sebebi ne bunun tam olarak? Yani tam olarak değil de en azından tahmini olarak. Tahmini olarak şöyle düşünmek lazım. Çalışanı, iş yerindeki yaptığı davranışları çalışanın hayattaki yaşayışıyla ayırt edemezsiniz. Hayatta bir hız var. Hayatta bir ivme var, hayatta bir belirsizlik var. Az önceki başta söyledim, pandemi niye istifa dalgasını tetiklediğiyle ilgili en büyük konu, belirsizlik arttıkça insanlar uzun vade hayal etme
kapabilitesini kaybediyor. Evet. Uzun vadeyi hayal etmiyorsanız herhangi bir ilişki, bu işvereniniz de olabilir, eşiniz de olabilir, çocuğunuz da olabilir, işte bir arkadaşınız da olabilir, önemli değil. Uzun vadeyi hayal etmeyen insanlar o ilişkinin de sadakati gevşiyor. Evet. Yani doğal olarak da siz 2 sene sonrasını göremiyorsunuz hayatta artık ya da 3 sene sonrasını. Takribi olarak da göremiyorsunuz. Emeklilik planları yapamıyorsunuz kendi zevkinize göre belki. Bunu yapamadığınız senaryoda bir işverene bağlı kalma hissiyatınız da ortadan kaybolmaya başlıyor. Yani şu da oluyor değil mi? Yani eskiden şunu çoğu kişi düşünüyordu. Hani meslek lisesinden mezun olurum, işte kalifiye elemanımdır, şef olurum, amir olurum, birim amiri olurum. En azından senelik bazı bakınca 10. sene, 15. sene, 20. sene nereye gelebileceğini geçmişe bakarak görüyordu. Ama şu anda o kadar çok fazla değişken var ki bunu öngöremediğinden dolayı bir bağlılık da hissedemiyor haliyle. O yüzden de önüne çıkan fırsatları, tabii ki her fırsata böyle herkes atlıyor gibi ifade etmemek gerekiyor ama önüne çıkan fırsatlara önceden kapalıyken bir işçi şu anda önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye daha açık hale geliyor. Bununla ilgili dünyada da 2 farklı yaklaşım var. Birisi der ki sen öyle bir şirket olmalısın ki önüne çıkan fırsatı da reddedecek şekilde konumlandırmalısın kendini. İşte bu sadakat programları, yan fayda çalışmaları, işte içerideki kültürün ona göre inşa edilmesi, yani şirket kültürünün çalışanı destekleyici, çalışanı koruyucu, motive edici, işte liderliğin o şekilde ilerlemesini savunur bir ekol. Bu Batı ekolüdür. Doğu ekolü birazcık daha, yani bu konuyla ilgili, iş bu, çıktı bu, o zaman bu çıktığı yapıyorsan hak ettiğinde bu. Bu denklemle çalışmaya çalışır. Buradan tetiklenerek şöyle bir yaklaşım ortaya çıkmaya başladı son dönemde. Benim de üzerinde çok durduğum, böyle ciddi kafa yorduğum bir konu. Biz neden bu kadar maliyet yaratıyoruz kendimize çalışan bağlılığı için? Çünkü çalışan bağlılığı yüksek performans demektir. Verim demek. Verim demektir. Çalışan bağlılığı ya da çalışan sadakati sürecini biz çok uzun planlıyoruz. İşte dediğiniz gibi 15 yıl bir kariyer planı yapıyoruz. Evet. 30 yıllık çalışanlar için. İşte bir mühendis girdi. Ne zaman üretim müdürü olur, ne zaman fabrika yönetimine geçer, ne zaman üst yönetime geçerle ilgili bir hayal kurmaya çalışıyoruz. Ama o çalışan 3. senesinde çıktı, gidiyor. Başka bir şirkete geçiyor. Buradaki bu ekolü nereden tetikleniyor? Aslında yüksek teknoloji şirketlerinin bir yaklaşımı var. Nedir o? Az önce söylediğim o Batı ekolünü aslında birebir uygularlar. İşte girdiğinizde Silikon Vadisi'nde ya da işte şu anda Austin, Texas'ta ya da gittiğinizde Singapur'da da benzer manzaralarla karşılaşırsınız. Gördüğünüz şey şudur. İçeride hakikaten ömür boyu yaşayabileceğiniz bir alan inşa edilmiş. Her şey size göre şekilleniyor. Tek bir amaç var ama sizin çok iyi şekilde ve daha çok çalışmanız. Yani maksimum performansla çalışabilmeniz için amaçlanıyor. Veriye bakıyorsunuz. Şimdi veriler bir çeşit yalan söyleme bilimidir, istatistik. Veriye baktığınızda şunu görüyorsunuz. Google, işte Facebook, Plug and Play, Silicon Valley Bank gibi çok büyük firmaların toplam çalışanlarının ortalama kıdemi 2 yılın altında. 1.7, 1.9 yıl gibi bir kıdem ortalamasıyla çalıştıklarını görüyorsunuz. Yani bir çalışanın ortalama içeride kalma süresi 2 yıl. Aslında bu şirketlerde bunun datayı benden çok daha iyi yorumladıkları için fark ediyorlar ve diyorlar ki ben o zaman bu 2 yıllık periyotta maksimum performansı nasıl alabilirim bu çalışandan? Ona göre bir süreç tasarımı yapayım. Ve o 2 yıl için parasını harcıyor, eforunu harcıyor. O 2 yılın düşmemesini istiyor. Çünkü o da bu sefer bütün iş modelini, iş çalışma modelini etkileyecek. Buna yönelik hareket ediyor. Yani birazcık daha insan kaynaklarının nasıl şekilleneceği de birazcık hem lokal dinamikler hem işverenin buradaki tercihleri doğrultusunda oluşacak. Ama bütün bunların dışında tabii ki ülkenin ana gündemi, işte ekonomik etkenler, sektör dinamikleri çok ciddi bir etken. Ve değişken yani. Ve değişken. Yani ben de isterdim ki şu an şöyle tartışalım. Hani
biliyorsun ben Amerikalı bir firmada çalışıyorum. Evet. Ve hani yöneticilerim vesaire de birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarının hepsi yabancı, uluslararası insanlar. Bizim tartışma gündemlerimiz şey gibi işte cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı var mı yok mu? İşte kadının yönetim kurulundaki temsiliyeti vesaireyle ilgili projeler geliştirmeye çalışıyoruz biz bir yandan. Şöyle baktığımızda Jüpiter'den mevzuya Jüpiter. Evet, ya bizim ülkemizde yani ben de bu hani cinsiyete dayalı bir ücret farkı var mı yok muyu tartışmak isterdim. Ama bizde istihdama katılım zaten çok düşük. İstihdama katılım düşük olduğu için işte şey tartışmasına girmek istemiyorum. Nitelikli işçi, niteliksiz işçi vesaire. Çünkü bunun tanımını literatür bile tam olarak netleştirmiş diye. Kim niteliklidir, kim niteliksizdir. Bir de çağa göre nasıl değişir. Ama işçi bulmakta zorlanıyorsunuz. Evet. Yani işverenin de böyle bir gerçeği var. İstediği gibi işçi bulmakta zorlanıyor. Şunu da sorayım. Şimdi konuyu yine ülke gündemin içerisine konumlandıracağım ama yıllardır bakıldığı zaman Türkiye'de işsiz sayısı çok fazla ama eleman arayan kişi sayısı da o kadar fazla. Doğru. Bu nasıl bir paradokstur? Şöyle, emlakta da benzer bir tablo var. Emlakta çok anlamam ama yani emlakta da benzer bir tablo vardır. Boş ev, satılık ilan, girip bakınız bir sürü. Evet. Ama öte yandan evsiz, ev sahiplik oranı 2014'ten 2022 yılına son 8 yıldır mütemadiyen düşüyor. Ev sahiplik oranı yani toplam ev sahibi olan nüfus sayısı oranı. Bu şöyle bir şey, arz talep mevzusu. Neyi arz ediyorsunuz? Piyasada ne talep veriliyor? Özellikle son dönemde üniversite mezunu sayısının artması burada önemli bir faktör oldu. Üniversite mezunları doğal olarak üniversite mezunlarının yapacağı işlerle ilgili işler arıyor. Ancak işveren, tabii bizde birazcık farklı da var. Bir Anadolu kültürü mü diyelim artık, hani Anadolu yaklaşımı mı? Anadolu işverenlerinde de şöyle bir şey var. Bir iş vereyim hepsini yapsın. Yani bir uzmanlıktan da ziyade hani alsın, hem orada üretimini yapsın, hem sevkiyatını yapsın, hem depolamadaki sayımını, stok kontrolünü yapsın, kalitesini de kontrol etsin gibi bir yaklaşımla işçi arayışı da var. Yani ben geldim ya hepsini yapsın, joker eleman. Şimdi o, bu konuyla ilgili bir örnek vereceğim sen anlattıktan sonra. Ya bu joker eleman mantığı bir yere kadar doğru bu arada, yanlış değil. Çünkü günümüzde de bunu hani her seviyede iş için söylüyorum, her uzmanlıktaki iş için söylüyorum. İşler artık multidisipliner, yani çok disiplin içeren, birbiriyle girift halde, süreçlerin birbirine değdiği, dokunduğu, üst üste örtüştüğü bir İş dünyasındayız artık. Yani şey gibi bir lüksümüz kalmadı. Ha ben ondan hiç anlamıyorum. O zaman onun için de ayrı bir işte istihdam kanalı açılsın gibi böyle çok keskin çizgiler departmanlar arası ya da fonksiyonlar arası bile kalmadı neredeyse. Az çok destek olabileceğiniz, o bakış açısını sindirebilecek personeller zaten kıymetli oluyor. Ama öte yandan işte bu az önceki nitelikli niteliksiz tartışmasından geliyor birazcık da. Nitelikli, niteliksiz konusu çok belirsiz. Çünkü bizim nitelikli diye baktığımız işler ya da işçinin, yani bizim dedim ben işçi tarafından konuşuyorum. İşçinin nitelikli diye baktığı bir iş gerçekten çok nitelik gerektiren, çok uzmanlık gerektiren bir iş. Ama halbuki çok niş uzmanlık alanları var. Ha bugün Türkiye'de şey tartışabiliriz, çocuk bakıcılığıyla ilgili sıkıntıyı tartışabiliriz. Neden çocuk bakıcısı bulamıyor insanlar? Bugün işte evinizi emanet edebileceğiniz bir yardımcı konusunu tartışabiliriz, bulamıyorsunuz. O yüzden de zaten işte Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, işte İran'dan pek çok göç alıyorsunuz. Filipinler'den göç alıyorsunuz. Ya da o insanlar, belli başlı Afrika ülkelerinden dahi. Afrika ülkelerinden. Evet. Aynen öyle. O konuda bu konularda ihtisas almış insanları buraya transfer ediyorsunuz başka bir deyişle. Bunun için kurulmuş aracı firmalar bile var. Böyle bir ekonomi yaratıyorsunuz. Neden? Çünkü bizdeki iş gücü, şimdi iş beğenmiyor demek istemiyorum ama ona göre yetiştirilmemiş durumda. Böyle bir aslında arz talep arasında fark var. Yoksa evet çok ilan var. Çok fazla işçi açığının hala olduğunu düşünüyorum. Ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin bizim çalışana olan ihtiyacı tüm sektörlerin çok fazla ve daha da fazla olacak. Yani yeni işlerin doğuşuyla da alakalı insanın
işteki fark yaratıcılığıyla alakalı. Hı hı. Çok daha fazla ihtiyaç da olacak burada. Ama tabii bizim ülkemizin bir diğer konusu daha var. Yani bizim ülkemizde şöyle bir veri var sonuçta. Her 5 kişiden istihdam edilen her 5 kişiden bir tanesi devlette. Yani devlet tek başına zaten istihdamın %20'sinden fazlasını üstlenmiş durumda. Bakın buna tüm istihdam, yani tarım dahil tüm istihdamı dahil ederek oluşmuş bir veri bu. Şimdi zaten ömür boyu iş garantisi dediğimiz bir kitle de var. Ve orası cazip geliyor. Yani bugün biz benim gibi insanlara ya da benden daha genç insanlara, yeni mezunlara şeyin hayalini satamıyoruz. İşte girişimciliğin, işte kendi işini kurabilmenin, işte ya da bir işletmeye girip o işletmede fark yaratabilmenin hayalini satamıyoruz. Bunun yerine satabildiğimiz şeyler işte kadro sayısının artması, hı hı. işte belli devlet kurum ve kuruluşlarında sınavlar, işte oradaki işte polis olmak için girilen sınavlar ya da işte askeri liseler, bunlar elbette cazip olmalı hı hı. bu devlet için, ama bütün gençliğin kaçış noktası ya da çıkış yolu olarak olmaması gereken bir istihdam modeli var ülkenin toplamda da. Tüm bunlar tabii şeyi etkiliyor. Yani bu işverenin işçi bulma, işçinin de iş bulma durumundaki o farkın açılmasına neden oluyor. Şimdi vereceğim bir örnek vardı. Örnek şöyle, hani joker eleman aranıyor ya da işte daha farklı bir düşüncede bir kişinin uzman olduğu alan neyse onunla ilgilenmesi lazım. Raportörse raportörlüğünü yapması lazım, istatistik yapmaması lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne sinema sektöründen giden arkadaşlarım oldu okuduğum bölüm itibariyle. Orada böyle çeşitli staj imkanları falan da doğdu. Kendisi kamera asistanlığı yapıyordu, anlattı. Dedi ben kamera asistanlığı yaparken dedi, başka bir yerde dedi bir kişinin dedi ışık şefinin bir reflektörüne ihtiyacı olmuş. Götürdüm ben reflektörü, tutabilir misin bir şey söylemiş. Tuttum diyor. Sonra dışarıdan birisi geldi diyor o sahne çekildikten sonra. Sen diyor görevin ne? Göster bana kamera asistanı. Reflektör neden tutuyorsun? Hemen dışarı çıkıyorsun. Yani sen bu işi yapamazsın diyor. Senin uzmanlık alanın o değil. Sendikanın da böyle enteresan bir şekilde oradaki kurumların, yapıların da o ahlakı koruma gibi bir görevleri de var aslında. Bu da çok önemli bir şey. Çok doğru. Yani bununla ilgili çok benzer bir süreç bizim de deneyimlediğimiz. Bizim işte expat dediğimiz işte buradan ya da işte Pakistan'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, çeşitli ofislerimizden Amerika ve Kanada'daki ofislerimize gönderdiğimiz çalışma arkadaşlarımız oluyor iş gereği. Ve o arkadaşlarımız giderken ki sözleşmelerinde hangi işi yapacağı ve o işin sınırlarının ne olduğunu net bir şekilde tanımlamamızı istiyorlar. Ve inanır mısınız, biz terfi süreçlerinde dahi o insanı bir üst seviyeye terfi ettirirken, aynı işinde, aynı patikada, aynı kariyer patikada terfi ettirirken ne değişti diyor. İşletmende ne değişti? Şirketin mi büyüdü be? Daha fazla para vermek istiyorsun bu çalışana. Bu çalışanın bu rolü yapacağıyla ilgili hangi yeterlilikleri görüyorsun? Piyasadan bu rol için başka birinin daha uygun, daha doğru eşleşme olduğunu baktın mı, kontrol ettin mi diye bir kontrol noktası oluyor. Bu tabii ki şunu gösteriyor. Şimdi nasıl biz işte finansal sürdürülebilirliğimizle ilgili kaygı duyuyoruz işletme olarak, kar marjlarımıza bakıyoruz, işte favorimize bakıyoruz, alıyoruz, ne sattık, işletme sermayemiz nereden nereye hareket ediyor, bunları inceliyoruz. Bir yandan da insan kaynaklarının sürdürülebilirliği, istihdamın sürdürülebilirliği çok daha önemli ve çok daha toplumsal bir konu. O yüzden de özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde bu tip konular toplumun devamlılığı açısından da, istihdamın devamlılığı açısından da kontrol edilerek hareket ediyor. Yani gelecek öngörüsü olan planlar ve yapılardan bahsediyoruz bir taraftan. Aynen öyle. Şimdi tabii
Şunu da senin yazından, Denizli Gazetesi'nde yazmış olduğun yazıdan yola çıkarak onu da değerlendireceğim. Nasıl bir fırsat olabilir? Şimdi şöyle diyorsun, enflasyonun yüksek olması insan kaynakları süreçlerini yeniden yapılandırılması için iyi bir fırsat olabilir. Kısaca mesela bu noktada tabii İK profesyonelleri enflasyonu çok yakından takip ediyorlar, ilgileniyorlar. Bu noktada iş hayatı, ekonomi ve yönetim açısından Elon Musk mevzusuna geçmeden önce neler tavsiye edersin? Burası çok güzel bir nokta. Az önceki aslında işçi bulma ya da işte iş bulma mevzusuyla da bağlantısı var. Şimdi insan kaynakları hani şeyden bahsettik. Çalışan bağlılığını arttırmak için sürekli planlar yapıyor. Çalışanı elde tutmak ya da işte dışarıdaki potansiyel adayı içeri çekmek için faaliyetler yürütüyor. Buralara yatırım yapıyor. Bunların hepsinin altında bir hijyen faktörü olarak ücret yatıyor. Enflasyon da şu an herkesin ücrete odaklanmasına sebep oldu. Tüm bunları ele aldığınızda şöyle bir şey görüyorsunuz. Pazarlama süreçlerine bakın bir işletmenin. Pazarlama süreçlerinde ne yapılıyorsa bundan 5-10 yıl önce, insan kaynaklarında bugün o yapılıyor. Yani 10 yıl önce marka yönetimi vardı. İnsan kaynakları süreci gitti, pazarlamada baktı ki marka yönetimi, ben işveren markası çalışayım dedi. İşte tutundurma süreçleri vardı. İnsan kaynakları performans sistemini ona göre evirdi. Aday çekme süreçleri vardı. Aday çekme süreçlerinde işte cazip yerleri, kampanya yönetimi yaklaşımı vardır pazarlamanın. Tuttu. Adaya ne cazip geliyor? Dijital mecrada ne gösterirsem daha iyi? İşte reklam filmi çekeyim, şeye yönelik, potansiyel adaya yönelik gibi çalışmalar yaptı. Şimdi buradaki ifademde de aslında şunu demek istiyorum. İşveren tüm bunları ne güzel şeyler, işte arkadaşlar da uğraşıyor böyle şeylerle, biz de işte LinkedIn'de falan da varız şeklinde yapıyor. Evet. Yani bu 2+2=4 yani işverenlerimizin açıklamaları evet, yani insan kaynakları işte en önemli sermayemiz, insan olmazsa zaten biz yokuz vesaire noktasında, ama kriz anında ilk bakılan noktada tutup hadi bakalım biz kaç kişi fazlayız, evet, biri hesap yapsın denir insan kaynaklarına. Benim çok iddialı bir lafım vardır. İnsan kaynakları profesyonelin insan sevmemesi lazım. Çünkü duygusal olmaması lazım. Duygusal olmaması evet, lazım. Yani insan sevmemesi deyince hani evet, şey duygusal, olarak, duygusallık olarak. Yani çünkü genç arkadaşlar geliyor işte mülakatlara falan. İşte ben insanları çok seviyorum. O yüzden insan kaynakları onun için doğru adres değil. Evet. Çünkü gerçekten kimin maaşı daha az olacak, kimin maaşı daha fazla olacağı da karar veren burası. Performans görüşmesinde bak düşük oldu, 2 senedir üst üste düşük performans gösteriyor, kontratını iptal edelim diyen nokta da burası. Evet. Liyakatın tam olarak oturduğu yer aslında insan. Aynen yani öyle, öyle olması gerekiyor en azından. Şimdi bu süreçte bize şu avantajı doğurdu. İşveren insan kaynaklarının önemini pandemi, üzerine ekonomik kriz, üzerine şimdi yüksek enflasyonlar, artan bir belirsizlik, dünyada bir savaş hali, tüm bunlar üst üste eklenince aman dedi, stabil olan bir yerim var benim. İnsan kaynakları tarafı. Orayı biraz daha stabil tutmam lazım. Tabii ki bu ücret konusunda çok etkin olması gerekiyor insan kaynaklarının, ama diğer bütün proseslerini planlarken artık şöyle hareket etmesi gerekiyor. Örneğin bizim az önce söylediğim şey, Google vesaire gibi yerlerde 2 yıllık kıdem ortalaması var. Bu Türkiye verisi de var. Türkiye verisi de, özel sektör için konuşuyorum. 2500 kişi, şirketin datası üzerinden yapılmış bir analiz. Ortalama personel kıdemi 7 yıl Türkiye'de. Şimdi 7 yıllık bir çalışan kitlesi var ve bu her sene azalıyor. İşte 8'lerden 7'lere düşmüş son 6-7 yılda 2015'ten beri. İşte önümüzdeki yıllarda 6'ya düşmesi bekleniyor 2023-2024 itibariyle. Şimdi burada böyle bir azalış var. Ve bütün prosesleri siz işte uzun vadeli çalışan bağlılığına göre planlıyorsunuz. Yetenek yönetimini ayrı yapıyorsunuz, ücret yönetimini ayrı yapıyorsunuz, performans yönetimini bu ikisinden biriyle birleştiriyorsunuz ya da ayrı yapıyorsunuz. Ama bir de işin organizasyonel gelişim boyutu var. Nedir o? Ben tüm bu işletmenin geleceğini, yani sürdürülebilirliğini insan kaynakları anlamından daha iyi nasıl yapabilirim diye bakabilecek bir yapı oluşturmanız gerekiyor içeride. Bu sadece işte kim kime raporluyor, o onun altında mı, bu bunun burasında mı, onun yöneticisi bu mu, dan öte bir konudan bahsediyorum. Şu stratejileri tartışmaya, gündeme getirmesi gerekiyor. Bağlılık azaldı, madem bağlılık azaldı, biz o zaman neden belirli süreli
çalışanlarla ilerlemiyoruz. Dünyada çok ciddi bir işte freelancer dediğimiz kısa süreli sözleşme usulü çalışan personel yapısı var. Öte yandan benim çalışma sistemlerim, proseslerimin hangi kısmını ben uzaktan çalışmaya uygun hale getirebilirim? Hangi kısmını hibrit yapabilirim? Hangi kısmı sahada olmak zorunda? Bunların analizi yapıldığı, ayrıştırılması yapıldı mı? Çünkü çok basit bir şey söyleyeceğim. Microsoft'un işte bu büyük istifa dalgasıyla ilgili yapmış olduğu araştırmada %40'ı bir sene içerisinde istifa etmeyi düşünüyor diyor. Yaptığı işte 60 ülkede yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir çalışmada %40'ı şu anki mevcut istihdam edilmiş personelin %40'ı önümüzdeki bir senede ben bu şirketten ayrılırım diyor. Ve çoğu nitelikli tahmin edebileceğiniz gibi istihdam edilmiş kişiler. Öte yandan benzer bir sonuçta diyor ki bunun sebeplerinden %30'u canı sıkıldığı için. Yani mevcut yaptığı işte canı sıkılıyor. Yani siz ne yaparsanız yapın canı sıkılmış onun. O yüzden istifa edecek. Evet. Yani yaklaşık 1/3, 1/4 zaten canı sıkıldığı için istifa edecek. 1/3 hep evden çalışmak istiyor. Şart koşuyor. Diyor ki şirketim ofise çağırırsa, hibrit çalışmaya kalkarsa istifa ederim diyor. Ben çünkü haftanın 5 günü evden çalışmak istiyorum diyor. Bakın 1/3 nitelikli iş gücünü aldığımızda. Evet bizim ülkemizde ya da işte bugün Denizli özelinde konuştuğumuzda fabrikalarımız var, hatlarımız var, onun başında durması gereken işçilerimiz var, sevkiyat elemanlarımız var. Bunların hepsi sahada yapılması gereken işler. Ama zaten iş yerindeki toplam barışı teşkil etmesi gereken departmanın insan kaynakları olarak işverenin yanında o şekilde yer alması gerekiyor. Nasıl yapacak bunu? Ya bakın zaten maliyetler bizi zorlamaya başladı. Ücret zammı şey olmaya başladı. Ne yapabilirim? Ben iş gücü yapımı tahlil edeyim. Nedir? Ben bir kısmını outsource edebilir miyim? Yani taşeron firmaya devredebilir miyim? Bir kısmını ettim. Bu sadece işte güvenliği, temizliği taşeron firmaya vermekle olacak şeyler değil. Evet. Burada artık yazılım çözümlerini taşeron firmalara vermek, işte belirli lojistiği zaten veriyoruz yıllardır hani özellikle sanayi şirketleri olarak. Belli projelerinizi, yani bunu illa danışmanlık adı altında değil, bulacağınız boşta olan ya da bir şirkete bağlı olarak çalışmak istemeyen personelleri yakalamak. Ki günümüz dünyasındaki çalışan profilinde uygun bir durum bu. Aynen öyle. Evet. Özellikle hani yeni nesil diyoruz. Evet, yeni neslin evet. İşte bağlılığı daha da düşük. İşte bir ömrü hayatı boyunca büyük ihtimal 12-13 farklı işletmede çalışacak, farklı firmada çalışacak gibi tahliller, analizler yapılıyor. Literatüre böyle şeyler girerken bizim buna uygun hangi modellerimiz var? İnsan kaynaklı olarak bu stratejileri geliştirmek için çok güzel bir fırsat. Neden? Toplantıya girdiğimizde ücret konuşurken onun yanına bir de bunu ekleyebileceğimiz bir gündemimiz olabilecek haldeyiz. Özellikle hani o yüzden yazımda da belirtmiştim. Yani bunu biz farklı stratejilerle nasıl evlendirebiliriz? Ücret sistemimizi, ücret mantığımızı. Çünkü çok yaygın bir şey var. Nedir o? İşleri ölçersiniz. Yani iş değerlendirme dediğimiz ya da iş değerleme dediğimiz bir metodoloji vardır. Alırsınız, ben sizin işinizi belirli bir metrikle ölçerim. Aynı sorularla, aynı faktörlerle giderim başka bir işi daha ölçerim. Derim ki bu arkadaşın işi 10 birim, sizin işiniz 15 birim. Bu arkadaşa 10 birim, piyasadaki diğer 10 birim olan işlere bakarım, onların maaşını alırım. Sizin 15 birim olan işlere bakarım, o maaşı alırım. Ve buna göre bir politika belirlerim, ücret politikası. Derim ki 15 birim olanlara 100 lira maaş verilecek. Yani onu da işte 80'e 120 şeklinde yönetmeye çalışırım. Bu artık çok geçerli değil. Sizin işiniz 15 birim ama piyasada bulunurluğunuz yok. Denizde teksiniz ama 15 birimlik bir iş. Evet işinizin hayati riski belki yok. Efendime söyleyeyim zor şartlarda çalışmıyorsunuz. Çalışma saatleriniz esnek vesaire. Bu öyle bir örnek olsun. Ama ikinci bir yani tekel olmuş bir iş. Evet. O durumda pazarlık dengesi değişiyor. Değişiyor. Pazarlık dengesi değişiyor. İşletmeler de artık böyle. O yüzden hani işletme içerisindeki bu dengeler nasıl değişti? Ne yaptım? Ücret analizlerini ben neye göre yaptım? Bu şekilde bakması gerekiyor. Aslında şimdi firmaların, işverenlerin yönetimiyle, İK'sı ile birlikte bütün her şeyi masaya yatırıp
bir strateji belirleme, bir hedef belirleme, bununla birlikte işte risk yönetiminin ve analizlerinin yeniden belirleneceği bir yol haritasını çizmesi gerektiği bir dönem içerisindeyiz. Aynen, tam olarak öyle. Yani bunu belki şöyle söyleyelim, yani bundan belki bir 10-15 sene öncesinde çalışmış olduğum bir medya kurumunda bir bonus uygulaması geliştirdiler. Aldığımız maaşın üzerine ekstradan işte para verecekler. Tabii biz o sırada haberimizi yazıyoruz, haberimizi okuyoruz, seslendirmemizi yapıyoruz. Gerekiyorsa işte dublajı, radyo tiyatrosu vesaireleri yapıyoruz. Bir iki ayın sonrasında bakıldı ki çok ciddi bir şekilde çalışılıyor. Yani aldığımız maaşın %60'ına yakın bonus alıyoruz. Bu durumda şey kaldırıldı ortadan, bonus uygulaması kaldırıldı mesela. Şimdi bunun gibi tabii, bu da bir çözüm tabii. Ama tabii işte bunlar deneme yanılma yöntemiyle belki bir şeyler yapılıyor. Ha belki çalışanlara hakikaten hak ettiği ya da o nitelikli eleman dediğimiz kişilere o imkanlar sunulsa, o maaş imkanları ortaya konulsa ya da yani bundan yine 10-15 sene öncesinde söylemiş olduğum bir şey. Yani insan kaynaklarını belki biliyorduk, bilmiyorduk ama şunu söylüyordum. Hani çıktı, benden istediğiniz çıktı nedir? Haberin yazılması mı yazılıyor? Haberin okunması mı okunuyor? Seslendirme mi yapılıyor? Benim 9-18 burada bulunmama gerek yok. Ben bültenim 14-15'te bitiyorsa tabii. Zaten benden sonra gelen bir arkadaş var. O bunu yürütüyor. En azından benim performansımın yükselmesi, hem kurum aidiyetinin olması orada 9-18 bulunmak değil, dışarıda ne kadar sosyal olduğuna da alakalı. Çok doğru. Bu da çok önemli bir şey. Belki bu açıdan da hani hem bakış açılarımızı hem de pencerelerimizi, yönlerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Empatinin en fazla yoğun yaşanması gereken yerlerden bir tanesi de bu. Hem işveren hem de çalışan noktasında. Gelelim Elon Musk'a. Şimdi kombin bir şekilde soruları soracağım. Hani Elon Musk'ın bu yüksek teknoloji yatırımlarına ilgisi nereden geliyor? 44 milyar dolara bedelsiz hizmet veren bir sosyal medya yapısı olan Twitter'ı satın aldı Elon Musk. Neden bunu çok istedi? Neden Twitter'ı ben almalıyım dedi? Bunun altında yatan sebep nedir sizce? Ya bunu gerçekten Elon Musk'a sormak lazım. Hani Twitter'dan soracağız artık. Neden bunu istiyorsun? Bunu neden aldınız diye. Ama tabii çeşitli spekülasyonlar hem ilerlet konuşuluyor hem de bazı tartışmalar var. Ki Elon Musk'ın da zaten kendi bazı açıklamaları var bu satın alma sürecinde. Hani bugün artık satın aldığı için daha da rahat konuşabildiğimiz. Ama şöyle bakmak gerekiyor. Bu yüksek teknoloji ya da işte yeni nesil uygulamaların geliştirildi. İşte Twitter gibi medyadaki bir yeni nesil uygulama sonuçta Twitter'da. Bu tür yapılarda şöyle bir spekülasyon var. Nedir o? Bu hisselerin çok artacağı, buradaki teknolojilerin çok etkili olacağı ile ilgili bir hayali yatırım yapılıyor. Az önce insan kaynakları için konuştuğumuz şeyin çok benzeri. Nedir? Siz geleceğe dönük bir beklentiniz varsa o beklenti doğrultusunda bir yere aidiyet ya da sadakat duyarsınız. Hisselerde işte şirket değerleri de böyle bir şeydir. Yani siz inanıyorsanız ki bu şirketin teknolojisi ileride çok etkili olacak. İnanılmaz bir teknoloji ya da ya burası çok iyi yönetilen bir şirket. Hiçbir şey olmaz. Bunlar kaya gibi sağlam diyorsanız gidersiniz yatırım yaparsınız. Yani normalde mantıklı yatırım budur ama son tabii yaklaşık 10 yıldır da ne kadar aslında insanların irrasyonel hareket ettiğini de gözlemliyoruz ve bu konuyla ilgili artık Nobel Ekonomi'de veriliyor. Bütün bu rasyonelite ve irrasyoneliteyi birlikte bakmak gerekiyor. Şimdi ben kendim de bir yüksek teknoloji firması mensubuyum. Yani bir yapay zeka alanıyla ilgili çok büyük hayaller var. Çok büyük beklentiler var ve bu beklentilerden dolayı da çok ciddi yatırımlar, çok ciddi paralar konuşuluyor bu işlerde. Öte yandan dalgalanmalar da çok ciddi. Yani böyle bir güvenli liman, tamam burası sığınak diyebileceğiniz bir durum yok. Yani işte Tesla örneğinde gene Elon Musk'ta gördük. Tesla uzun süre zararına, işte cepten sermaye konularak, cepten sürekli finanse edilerek ya da işte
dışarıdan bulunabilen ucuz kredi kaynaklarıyla ya da pahalı kredi kaynaklarıyla zaman zaman finanse edilen bir yapıydı. Ama ne oldu? Herkesin orayla ilgili o kadar çok beklentisi hala daha da artarak devam ediyor ki neredeyse tüm sektörü, evet, tüm otomotiv sektörünü değiştiren bazı hamleler yapmış oldu. Hı hı. Bir çığır açtı yani o açıdan bakalım. Bir çığır açtı. Şimdi ama Twitter'ı maalesef bu şekilde değerlendirmek yanlış olacak. Çünkü Twitter'ı satın almasındaki motivasyonun tabii ki parası çok. Yani birinci motivasyon çok ciddi bir para var. Bugün neden biz son özellikle 6 aydır çok ciddi böyle bir metaverse, gene çok artan bir yapay zeka, inanılmaz bir teknoloji konuşmaya başladık son 6 aydır yine dünyada. Yaklaşık bu böyle bir 5-6 sene önce bir konuşulmuştu tekrardan bu kadar çok yeni teknolojilerin oldu. İşte yapay zekanın ve Endüstri 4.0'ın tüm dünyayı ele geçirdi. İşte Dünya Ekonomik Forumu'nda Dünya Ekonomik Forum Başkanı Klaus Schwab'ın bile kitap yazdığı üzerine iki tane. Endüstri 4.0 evet. 2017-2018'leri yaparken bir 3-4 senedir bir sessizlik vardı. Ama 2022'nin yaklaşmasıyla birlikte tekrardan bir yeni teknolojiler konuşmaya başladık. Çok ciddi bir şekilde. Yani finansal yatırım enstrümanı olarak söylüyorum bu arada. Teknoloji hep hayatımızda ve hep konuşuyoruz belki ama. Bunun altında yatan belli başlı sebepler var. Dünyadaki büyük sayacağımız firmaların çoğu artık teknoloji devleri. İşte Apple, Microsoft, Google, yani Alphabet, Tesla, SpaceX. Bütün bu grubun çok ciddi bir sermaye birikimi olmuş durumda şu an. Ve bunu kanalize edebileceği bir yatırım alanı arayışı var. Bunu kanalize edebileceği bir yatırım alanı bulamıyor. Yani bugün sizin de 100 liranız olsa nereye yatıralım deseniz size yanıt verebilecek insanların her biri başka bir yanıt verecektir. Altın al, dolar al, faize koy, kur korumalı mevduata gir ya da işte efendime söyleyeyim arsa al. Evet. Araba al, bak ileride zaten dağıtacak. Ayçiçek yağı al koy, ileride artacak falan gibi böyle sizi şeye sokar. Hani acaba'ya düşürür. Vurgunaya gideriz. Vurgunaya yani. Bunların hiçbiri çünkü şu anki ekonomik modellerde size net artı getiri garantisi veremiyor. Yani net artı nedir? Enflasyon üzerinde bir getiri. Şu an çünkü dolarda da enflasyon neredeyse çifthaneye doğru gidiyor. %7-8'lik işte %10'a doğru giden bir enflasyondan bahsediyoruz. Tüm bu durum tabii ki o yatırımcıları da bir yere kanalize ediyor. İşte Metaverse. Çünkü yeni bir ekonomik alan açılması gerekiyor. Yeni bir ekonomik piyasa oluşturulması gerekiyor. Şimdi ben birazcık orayla bağlıyorum. Elon Musk'ın bu hamlesi, bu yeni nesil dünyanın ilk temsilcisi olacak. Yani oradaki sözcüsü. Oradaki sözü geçeni, duyurucusu, habercisi olacak hamleler için Twitter çok ciddi bir ortam. Yani iki şey yaratabilirsiniz çünkü Twitter'da bugün. Ne diyoruz biz? Linç kültürü. Twitter'da bir şey yazılıyor ya da bir olay oluyor, Twitter'da linç ediliyor ve ona göre devletler, kamu kurum ve kuruluşları aksiyon alıyor bugün. Evet. Tüm dünyada böyle. Bu sadece bizim ülkemize de özgü bir şey değil. Peki, sosyal medya devrimleri yaşanıyor yani. Sosyal medya devrimleri yaşandı. Bu hala da yaşanıyor dünyada. Bir komünite oluşturabiliyorsunuz. Bakın. Yani diyorsunuz ki ben bir yayın yapacağım. İşte Twitter'da Space yayınları da başladı artık. Konuşmak isteyenler gelsin. Ne üzerine? Sürdürülebilirlik konuşacağız biz. Ya da küresel iklim krizi konuşacağız. Konuşmak isteyenler gelsin. Orada bir komünite oluşturuluyor ve diyoruz ki haftaya salı, çarşamba bir daha buluşalım. Öyle öyle küçük küçük artık böyle... Think tankler oluşuyor aslında. Think tankler, evet. Aynen örgütler oluşmaya başlıyor. Bunu Elon Musk kendisi şöyle tarif etmişti. Twitter neden almak istiyorsunuz diye ilk sorduğunda Twitter dijital demokrasi meydanı. Ben dijital demokrasi meydanının... en etkin şekilde işlemesini istiyorum. Ki Vladimir Putin'e interneti biz uzaydan vereceğiz dedi ki Donald Trump'ın hesabının da askıdan kaldırılması bekleniyor, indirilmesi bekleniyor. Şimdi buradan iki şey ortaya çıkıyor. Şimdi demokrasi yönetim şekli ve bir yönetmekle alakalı bir şey. Yöneticilerimiz kim şu an? Tüm dünyada belli devletler var. Bu devletlerin başında yöneticiler var ve bu insanlar yönetiyor bizi.
Bir, buradaki dijital demokrasi meydanıyla dijital dünya üzerinden devletler üzerine etkisini arttırmak. Bunun için bir unsur olarak kullanabilir Twitter'ı. İletişim ve medyanın gücüyle kendisiyle ilgili çıkan pek çok karalama kampanyası, pek çok işte itibar operasyonuna karşı önleyici bir itibar yönetimi. Mekanizması hizmeti satın aldı aslında. Bir de işte bu hayal edilen ve yatırımların akması beklenen özellikle büyük teknoloji firmaları tarafından. Çünkü işte son 4-5 aydır bütün hisseleri düşüşte teknoloji firmaların. İşte Twitter'ın arttı hani satın alma sonrası belki ama. Yeni nesil teknoloji evreninde ki iletişim departmanı ya da yeni nesil teknoloji evreninin televizyonu, kanalı kim olacak derseniz bunun için en rahat yanıt verebileceğiniz platform Twitter. Twitter çünkü sizin hem çok geniş bir kitle hem teknolojiyle en çok irtibatı olan kitle. Yani bugün teknoloji kullanıcılarına baktığınızda kategorize ettiklerinde, segmente ettiklerinde şöyle bir şey buluyorlar. Facebook zaten akıllı telefonu olan ya da akıllı telefonu olmasa bile evinde bilgisayarı olan teknolojiyle geç dönemde tanışmış kişilerin kullanabildiği bir platform. Keza Instagram Y jenerasyonunun favori platformu diye geçiyor ki Y jenerasyonu işte 30 yaşın üstüne geldi artık Y jenerasyonunda öyle bir jenerasyon. Twitter'sa teknolojiyle entegre tamamen tech navy dediğimiz yani teknoloji bağımlısı, teknolojinin uzmanı doğan nesil için birebir geçerli bir platform. Ki Twitter'da aslında bir tarafta bu sosyal medya dediğimiz mecralarda kuralları koyan, kitabını yazan bir noktada yani follow, at hava bekle durumu vesaire. Hep bu dilimize geçmiş, pelesenk olmuş şeyler aslında bir taraftan. Yani bir öncülük ediyor bu manada bakıldığında. Çok doğru. Yani Twitter'ı kazandığı parayla değerini ölçmek zaten anlamsız olacaktı ki o yüzden 44 milyar dolar gibi bir bedelle satın aldı Elon Musk da. Ama buradaki yani tek korkulu unsur ya da eleştirilen konulardan birisi şu olacak tabii kaygı. İlk açıklama hemen satın alma sonrası 1-2 saat içerisinde netleşince Reuters'tan haber çıktıktan sonra hemen ilk açıklama şey oldu. İlk sorulan soru da oldu Twitter'ın şu anki mevcut CEO'suna. İfade özgürlüğü kapsamında şaibeli ve sakıncalı içerikleri sansürlüyor Twitter biliyorsunuz. Bu da ifade özgürlüğünü zedeliyor diye yorumluyor Elon Musk. Bununla ilgili bir gevşeme olacak mı? İşte az önce söylediğiniz gibi sizin de Donald Trump'ın hesabının askısının kaldırılması hikayesi gibi. Elon Musk burada çok net. O istiyor ki tamamen özgür bir full liberalizm bırakınız. Yani full liberalizm. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler yaklaşımı güdeceğini belirtiyor. Ama burada tabii belli başlı kuruluşlar. Az önce nasıl biz istihdamı konuşurken dedik ya bazı kurumlar var denetliyor, kontrol ediyor ve diyor ki bu işin sürdürülebilir için bu doğru değil. Burada da belli başlı kurumlar var. Bunlar da işte bizim teyitçiler dediğimiz bilginin doğruluğunu, sosyal medyanın kullanımında karşılaşılabilecek yanlışların engellenmesi, doğru bilgiye erişim hakkını yani medyanın ana görevi olan ve bunlar da bir sosyal medyaysa olan etik değerleri savunan kurumlar var. Bu oluşumlar da ısrarla buna karşı çıkıyorlar. Çıkacaklardır. Önümüzdeki günlerde bunu tartışmaları çok göreceğiz büyük ihtimal. Çok basit bir analiz. Teyit.org'un bir raporundaydı. Çok kısaca. Tabii ki yanlış bir bilgi oluşturmanız yaklaşık 6-7 dakika. Siz bir görsel, altına bir metin, yanlış bilgi oluşturdunuz. Aynısını doğru bilgisini de oluşturdunuz. İkisini aynı anda post edin. İki farklı kanaldan aynı sayıda kullanıcı olan. Yanlış bilgi doğru bilgiye göre 6 kat daha hızlı yayılıyor. O yüzden bunu denetlemeyiniz, bırakınız konuşsunlar dediğiniz anda buradaki marjinalleşme demeyeceğim ama buradaki manipülasyon ve spekülasyonun çok ciddi oranda nasıl geçilecek bilmiyorum. Bir denetim mekanizmasının da bir şekilde olması gerektiğini de bu durum aslında ortaya koyuyor. Bir taraftan tabii Elon Musk'ın atmış olduğu bir tweetle mevcut yüksek teknolojiye teknolojiler adı altında baktığımız
birçok yatırım noktasına da harekete geçirdiğini, yükselttiğini de görüyoruz. Belki çoğu kişi şunu söylüyor, bir manipülasyon aracı olarak kendi adına kullanabilir mi? Bu da soru işaretlerinden birisi. Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Barış, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fikrine sağlık, ağzına sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Vaktimiz olaydı, daha da devam edeydik ama umuyorum yine bu şekilde, bu tarzda belli konular üzerinde konuştuğumuz daha nice güzel programlar yaparız seninle. Teşekkür ediyoruz. Ben İşlerinde teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdiden çok de iyi bayramlar olsun. İyi bayramlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenlerimiz, böylece Haftaya Bakış'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yönetim danışmanı Sayın Barış Özçiftçi ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ki aynı bir eğitim gibi, belki giriyorsunuz bir eğitime bir saat, iki saat ya da tüm gün boyunca ama oradaki tek bir cümle hayatınızı değiştirebiliyor ya da hayatınızı ekleyebiliyorsunuz. Burada aslında hayatımıza dokunabilecek birçok başlık çıktığını düşünüyorum. Keyifli bir program oldu. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına da Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. İyi bayramlar olsun diyoruz ve güzel haftalar, hoşça kalınız.